Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı olan Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432 tarihinde Edirne'de doğdu. Tam adı Mehmet bin Murat'tır. Babası Koca Murat lakabıyla da bilinen ikinci. Murat, annesi ise Hüma Hatun'dur. Devrinin en büyük ulemalarından birisiydi ve 7 yabancı dil bilirdi. Alim, şair ve sanatkarları sık sık toplar ve onlarla sohbet etmekten çok hoşlanırdı. Fatih Sultan Mehmet, Gayet soğukkanlı ve cesurdu. Eşsiz bir komutan ve idareciydi. Yapacağı işlerle ilgili olarak en yakınlarına bile hiçbir şey söylemezdi. Devlet için uzun yıllar mücadele eden Sultan II. Murat, çok sevdiği oğlu Alaaddin'in de vefat etmesi üzerine artık sultanlık yapmak istemediğini söyleyerek tahttan kendi rızasıyla feragat etti. 1444 yılında şehzade Mehmet henüz 12 yaşında iken tahta geçti. Avrupa, korkulu rüyası olan Osmanlı'nın başına bir çocuk geçtiği haberini büyük bir sevinçle kutladı ve hemen yeni bir haçlı ordusuyla hareket ederek Osmanlı'ya savaş ilan etti. 2. Murad'ın sadrazamı olan Halil Paşa, derhal Murad'a haber göndererek durumun vahametini bildirdi. Bunun üzerine Sultan Murat ordunun başına geçerek Varna'da haçlı birliklerini bozguna uğrattı. Tekrar tahta geçmemekte ısrarcı olan Murat, tekrar inzivaya çekilerek tahtı oğlu Mehmed'e bıraktı. 1451 yılında ikinci kez tahta çıkan Fatih Sultan, 1481 yılına kadar hükümdarlık yaptı ve bizzat 25 sefere katıldı. Azim ve irade sahibiydi. Temkinli ve verdiği kararları kesinlikle uygulayan bir kişiliği vardı. Devlet yönetiminde oldukça sertti. Savaşlarda çok cesur olur. Bozgunu önlemek için ileri atılarak askerleri savaşa teşvik ederdi. 20 yaşında Osmanlı padişahı olan Sultan II. Mehmet, İstanbul'u fethedip 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırarak Fatih ünvanını aldı. Hz. Muhammed'in hadisi şerefinde müjdelediği İstanbul'un fethini gerçekleştiren büyük komutan olmayı da başaran Fatih Sultan Mehmet, yüksek yeteneği ve dehasıyla dost ve düşmanlarına gücünü kabul ettirmiş bir Türk hükümdarıydı. Fatih 1481'de Anadolu'ya doğru yeni bir sefere çıktı ama daha yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'ndaki ordugahında henüz 49 yaşındayken öldü.